Hani umut fakirin ekmeği derler ya. Benim için de umut her şeydir yani. Elazığlı gençlerin birçoğunun gelecekten bir beklentisi yok. Abi gelecekten beklentim yok. Yarını yarın düşünürüm, bugün keyfim yerinde. Valla abi gelecekte hiçbir beklentimiz yok abi. Tek beklentim araba abi. Futbolcu olmak. Futbolcu olmak. Evet. Peki umudunuz var mı? Biraz. Yok. Neden yok? Neden yok? Çünkü gelecek yok. Bir herhangi bir umudunuz veya bir hedefiniz yok. Yok, hiçbir şey yok. Kimi gençlerin gelecekten beklentisi bir hayli fazla. Yazılım mühendisi olmak. Hedefiniz, amacınız, gayeniz bu o zaman. Evet. Gelecekte iyi bir animasyon yönetmeni olmayı düşünüyorum inşallah Allah'ın izniyle. Bu yüzden çalışmaya devam ediyorum. Ticarete atılmayı düşünüyorum. Bir süre çalışacağım üniversiteyi bitirdikten sonra. Hedefleriniz bu yönde o zaman. Yani evet. Hani polislik okumak istiyorum. Nasipse olacağız abi. Umudunuz var yani geleceğe de abi. Var. İsteyen her zaman olur abi. Hedeflerim, hayallerim. Yani öğretmenim, yeni mezunum. Kendi mesleğimde yani ilerlemeyi düşünüyorum. Gençlerin geleceğe dair umutları arasında para, ticaret ve iyi bir üniversite okumak var. Para. Para. Herkesin olmazsa olmaz beklentisi o. Sadece para. Okuduğum bölümle alakalı geleceğe dair bir beklentim var. Onun harici gelecekte kendimi iyi yerlerde görüyorum. Yani inşallah geleceğim olur da ölmezsek kalmazsak. Hayat güzel olur umarım. Teşekkür ediyorum. Peki hedefleriniz doğrultusunda yaşayabiliyor musunuz hayatınızı? Ya hedeflerim bana göre yüksek kalıyor bir tık. Ama hedefimi ne kadar yüksek tutarsam kendim için en iyisinin olacağını düşünüyorum. Yani ne kadar yüksek olursa kendimi o kadar zorlamış ve her konuda daha iyisine ulaşmış olurum. O yüzden bu doğrultuda ilerliyorum. Ben mimar olmayı düşünüyorum. Sayısalım da çok iyi. İnşallah önümüzdeki sene seçeceğim sayısalı. Sınava da gireceğim inşallah. Hayırlısı. Olacak. Umudunuz var anladığım kadarıyla. İnşallah. Geleceğe dair hedefler, planlar farklı olsa da hayat şartları umutların önüne geçiyor. Yani gönül her şey pahalı, hayat pahalı görüyoruz yani. Yani hedefimiz işte görünüyor işte. İşte bir KPSS'ye falan girip işte bir memurluk falan düşünüyoruz. Yani hedefimiz olur yani şu an. Bu şartlarda yani gelecekte umudumuz yok yani. Pahalılıkta yani görürsünüz yani pahalı. Yok abi maalesef. Neden? Çünkü yok. Peki hedefleriniz yok mu geleceğe dair? Hedefleri herkesin vardır abi. Ama ben hedeflerime ulaşabileceğime inanmıyorum. Neden? Kendime güvenmiyorum diyelim. Şimdiki eğitime bakarsak böyle giderse olmaz. Nasıl diyeyim, okullar yapıldığı eğitimlere göre giderse sorun var. Çünkü buranın ekonomisine bakarsan bir tane penye aldık 500 lira çıktı. Para kalmadı, gidip pantolon alacağız. Minibüse gidiyoruz, iki kişiyiz zaten. 24 lirayla nereye gidecek? Bunu bilirsek işte olmuyor.